tanım arkadaşlar da bugün sizlerle tanım arka seri yapacağım. En çok seçilen tanım arkaya tanım arkaydı ondan tanım arka seri yapacağım. Şimdi öncelikle başlayalım yavaş yavaş. First'te yapalım ya da medium'da. Öncelikle hosteini vasaldı. Onu hemen annexleyip bitirdim işini. Bir de onunla uğraşmayayım dedim. Şimdi arkadaşlar anlatacağım her şeyi. Bir fast'a geçelim. Daha hızlı yapalım. Çünkü biraz sıkılırım. Sıkılan bir çocuk. Zaten bundan sonra hep isyan isyan isyan. Yani şimdi arkadaşlar öncelikle İsveç ve Norveç personel union'daydı. Yani bu, o 50 yıl sonra onları annexleme olayı vardı ya. Onu yapacaktım. Şimdi önce İsveç'i annexlemeye çalışıyorum şu anda. Tam o biraz daha azalmış. Tam 12 yıl sonra İsveç'i annexleyip daha da büyüyeceğim. Büyüyünce de zaten çok güçleneceğim. Buraları almıştım. Neden diye sorursanız biraz Polonya ittifakım olsa bile biraz buradan da toprak kazanayım. İlk başlarda zaten burayı yürüyememiştim. İlk burayı aldım. Biraz fethetme olayı falan olsun. Renk atayım falan diye. Güçleneyim diye. Şimdi arkadaşlar bir de amacım Norveç'e saldırıp Novgorod'a saldırıp İskoçya'ya saldırmak. İskoçya'dan da buraları alıp kendimize gelmek. Güçlenmek yani. Şimdi zaten ben yavaş yavaş düşmanlarımı yeniyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa şurayı kesmiştim neyse. Öncelikle Rusya'yı tamamen almayı, Moskova'yı daha doğrusu almayı. Bunu da Polonya ve Litvanya sayesinde yapmayı düşünüyorum. Böyle alınca çok güzel gözükecek yani. Neyse. Novgorod'a saldırıp İskoçya'yı alıp daha da güçlenmek istiyorum. Ama bu savaşta büyük ihtimalle İskoçya savaşında şey yaparım. Fransa'ya arasını bozdururum. İttifaklarıyla arasını bozdururum. Zaten tek Fransa varmış. Fransa'yla arasını bozdururum. Burayı. Şu 4 toprağı almayı düşünüyorum. Bu arada hep 50 yılda bir gelecek. Yani 1500-1550 gibi olacak. Şimdi neyse devam edelim. Neden burayı almak istiyor derseniz buradan aşağı inip tamamen Britanya'yı oradan da aşağı inip Fransa'ya yürümeyi düşünüyorum. Burayı aldığımda da buradan da ilerleyip böyle almayı bunu da Rusya'yı bitirip yani birleştirmeyi düşünüyorum tabi. Tabi çok zor bir ihtimal. Her neyse asıl amacım ama İskandinavya bölgesini almak yani. Bir dakika. Yanlış oldu. Zaten İskandinavya bizdeymiş çaktırmayız. Baltık olayı yani. Şu Baltık Sea var ya. Baltık Denizi. Onun bölgelerini tamamen almayı düşünüyorum. Amacım bu. Ben ona uğraşmaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Arkadaşlar bir durumu unutmuşum. Bir kısmı koymayı unutmuşum. Öncelikle dini haritamız bu şekildedir. Sonra böyle gösterelim. Diplomatik haritası. Diplomatik haritası. Koalisyon durumu bayağı bir kızmışlar tabi buralar. Şimdi buralara ilerledim büyük ihtimalle. Brandenburg'u ittifak olarak eklememin sebebi bir savaş açarım Pomeranya'ya. Pomeranya'dan toprak katarım diye düşünüyorum yani. Amacım bu. Brandenburg'u ittifaka atmanın amacı. Neyse. Bir de ne kalmıştı? Ne kaldığını unuttum. Bunu böyle mi göstersek? Militer durumumuzu da gösterelim. Önce de Fransa, Osmanlı, Avusturya, Memlük, Polonya. Biz kaçıncı sıradayız? 3, 6, tam 9. sıradayız. Güzel. Yani Livon saldıracağım ülkelere bakacağım bir de. İskoçya ne kadarmışlı?
Aa, o zaman biz alırız bunları ya. Neyse arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.